başlayacağız zaten çünkü geçen haftaya bakacağız haftaya bakacağız ve bu hafta neler oldu neler bitti biraz onunla ilgili konuşacağız önümüzdeki haftaya da şöyle bir uzanıp acaba hafta sonu dahil olmak üzere büyük resme şöyle bir bakmak istiyoruz her Cuma günü olduğu gibi yani haftayı değerlendireceğiz bugün Cuma çünkü bugün Cuma geçen hafta olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi açısından da uzun bir geceden bahsediyoruz. Uzun bir gece. Bugün saat MYK toplantısı hala başlamadı bildiğim kadarıyla ya da başlamak üzere ama daha sonra da Parti Meclisi toplantısı var ve yeni adaylar belirlenecek. 900 aşkın aday şu ana kadar açıklandı biliyorsunuz. Ve bundan sonra da açıklanacak adaylar var. Çankaya, Kadıköy gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri Nedense geri plana atıldı. Bugün açıklanması beklenmiyor. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle oranında açıklanması gerekiyor. Yani 9 Şubat'a kalmış durumda bu iki önemli ilçe. Aslında o iki önemli ilçenin tabii geri plana kalmasının nedenleri var. Çünkü <laughs> özür diliyorum. <laughs> çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yola çıkarken dedi ki kadınlar ve gençlere yer vereceğiz. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyor. Fakat Hani verilen sözün tam tutulmadığı da anlaşılıyor çünkü orada bir eksiklik var özellikle kadınlar konusunda Kadıköy büyük bir ihtimalle bir kadın adaya kavuşacak önümüzdeki hafta açıklanacak diye bekliyoruz Çankaya da öyle Çankaya da açıklanmadı önümüzdeki haftaya kalacak belki oraya da bir kadın aday olabilir bakacağız ayrıntıları öğrenmeye çalışacağız ve size de bildiğimiz kulis bilgilerini aktarmaya çalışacağız birazdan. Ayrıntıları bir haberle size sunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bugün e, özellikle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Biliyorsunuz e, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nde başvurusu var. Milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali üzerine yapılan bir başvuru bu. Bunu tabi avukatları da yapacak ve Anayasa Mahkemesi'nde yine bir dava daha görüşülecek Önümüzdeki bir hafta içerisinde bunun kararının çıkma ihtimalinden söz ediyorlar. Gökhan Günaydın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti grup başkan vekili bugün anayasa mahkemesindeydi. Açıklamalar yaptı. Birazdan size o açıklamalarla ilgili ayrıntıyı da aktarmaya çalışacağız. Efendim seçimler deyince gözler bir anlamda yine kilit parti konumunda olan... Dem Partisi'ne çevrildi, HDP ismiyle katılmıştı daha önceki seçimlere ve biliyorsunuz 2019 seçimlerinde İstanbul, Mersin, Adana ve diğer şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı aday çıkarmayarak bir anlamda o şehirlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının kazanmasına neden olmuştu ya da vesile olmuştu. Şimdi bu kez ne yapacak, bu sefer ne yapacak? Yine 2023-14... Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçiminde Kılıçdaroğlu'nun ismini telaffuz etmese de Erdoğan'a karşı olan adaya adayı desteklemişti. Yani Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Dem Partisi bu sefer ne yapacak? Şimdi tabii gözler orada. Oradan çıkacak olan kararda İstanbul'da eğer bir aday çıkartırsa ki Başak Demir, Demirtaş'ın ismi geçiyor. Çıkartırsa ki İstanbul seçimlerinde ciddi bir sorun yaşanabilir. Orada da e, alınacak olan karara yönelik de gözlerimiz, kulaklarımız orada, oradan gelecek olan kararda. Dün e, Gülistan Kılıç Koçyiğit, e, dün akşam Gerçeğin izinde programımız vardı biliyorsunuz ve de bizim konuğumuzdu. Yaptığı açıklamalarla tabanın bir aday çıkartılmasını istediğini, kendilerine yönelik bir baskı olduğunu açıkça söyledi. Ve tabii ki biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı. Çünkü şu ana kadar yapılan görüşmelerden bir soru çıkma, çıkmaması ve e, samimi bir şekilde kendileriyle görüşülmediğine yönelik eleştiriler yaptı. Önümüzdeki saatlerde, günlerde DEM Partisi'nin de e, tavrını anlayacağız, öğrenmeye çalışacağız efendim. İki günden beri en çok konuşulan konulardan birisi aslında e, Erdoğan'ın yaptığı görüşme, konuşma daha doğrusu. Tamamen anayasaya aykırı, tamamen laikliğe ve cumhuriyete aykırı bir konuşma. E, şeriata düşmanlık dinin e, bizatihi kendisine husumettir cümlesi e, Erdoğan'ın öne çıktı tabii. Erdoğan aynı zamanda e, İslam'sız Türklük tanımının yapılmasından şikayet etti. Yani Türk deyince eşittir İslam e, anlamına gelen, Türk demek İslam demektir anlamına gelen cümleler söyledi. Birazdan Tayfun Atay'la bunu konuşacağız. Nedir? Türk deyince İslam mı anlamak lazım? E, bunun ayrıntılarını birazdan konuşacağız Tayfun Atay'la. E, ve önemli olan şu anda yapılan açıklamalar, icraatlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir takım tarikatlarla, cemaatlerle yapılan protokoller, ÇEDES projesi, bütün bunların hepsi adım adım Türkiye'nin artık e, cumhuriyetin altını oymaya ya da cumhuriyet değerlerinin giderek yitirilmesine neden olan girişimler ve lafet bayraklarıyla e, sağda solda yürümeler, eylemler, bütün bunlara göz yummalar, onu bir e, ifade ve düşünce özgürlüğü, toplanma özgürlüğü olarak algılayanlar. E, sonunda hatta ve hatta cesaretlendirenler önümüzdeki günlerde Türkiye'nin neler beklediğine yönelik bir fikir sahibi olabilirler. Üstelik de önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerden sonra eğer bir başarı hikayesi yazılamazsa muhalefet açısından artık Türkiye kimlere teslim edilecek? Onu da hep beraber konuşacağız. Birazdan Tayfun Atay hocayla da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız bu konuyu. Geçelim bu akşamki toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun gecesine. İki haftadan beri o uzun gece sonrasında 900'ü aşkın aday belirlendi. Ama 900'ü aşkın adaydan birkaç tanesini yeniden gözden geçirme gibi bir durum hasıl olabilir mi? Bunlar tabii içeride konuşulan konular, kulis bilgileri olabilir. Neden olmasın? Çiğli ya da Karaburun konuşulabilir deniyor. İzmir'de aday belirlenmiş olmasına rağmen e, tabii bütün bunları e, göreceğiz. Orada Tele1 ekibi her an oradan çıkacak olan bilgileri bize aktarmak için hazır e, Tele1'den izleyeceksiniz. E, parti Meclisi ve e, Merkez Yönetim Kurulu toplantısını ve içeriden gelen kulis bilgileri tabii ki ve haberimizde şimdi e, bu gelişmenin yani bugünkü toplantının ayrıntıları aday açıkladık. Bu şu anda Türkiye'de seçime giren bütün siyasi partiler içinde en üst rakam. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçede daha adaylarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci hız kazandı. Büyükşehir Belediye sayımızı en az 15'e, belediye sayımızı çok yukarı rakamlara taşıyıp ilerleyen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi belediyecilik anlayışıyla herkesi tanıştıracağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık edeceği merkez yürütme kurulu ve parti meclisi toplantılarında İstanbul'un ilçe adayları ele alınacak. Kadıköy'de mevcut başkan Serdil Dara Odabaşı'nın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken genel merkezde söz konusu ilçe için başka isimler de konuşuluyor. Gençler ve kadınların iddialarının arkasında genel başkan olarak ben varım. Her üç sıraya bir kadın seçilecek dedik. Seçilmezse aşağıdan kaydıracak. Ankara'da CHP'nin kalesi olarak görülen Çankaya'da ise adayın bu hafta açıklanmayabileceği konuşuluyor. Nüfusun %50'sinden fazlasına CHP'li bir belediye dokunuyor. Ya büyükşehir, ya ilçe ya ikisi birden. En yaşanılabilir kentler sıralamasında hepsi en üst. Memnuniyet anketlerinde en üstte. Toplantının son olmayacağını öne süren kurmaylar adayların teslimi için 20 Şubat'a kadar süre olduğunu belirtti. Onlara siz şehrinize emanet ettiniz. Onlar dört dörtlük yönettiler. Şimdi o çalışkan başkanlarımızı biz tekrar size emanet ediyoruz. Evet toplantıyı izliyoruz. Telebir ekibi orada, Burcu Yıldırım orada, Güven Dinçmen'le birlikte Telebir ekibi oradan gelecek olan her türlü bilgiyi programımız içerisinde bize aktaracaklar. Ama zaten gün boyu daha doğrusu uzun geceyi yakından takip eden telebir ekibi oradan çıkacak olan haberleri ekranlara yansıtacaklar. Ekranınızın başında kalın eğer merak ediyorsanız toplantıyı. Geçelim Can Atalay meselesine. Aslında mesele Can Atalay meselesi değil. Mesele tamamen hukuksuzluk, anayasanın uygulanmaması meselesi. Artık anayasanın hiçbir hükmünün e, hükümet tarafından ya da <laughs> özür dilerim e, bu ülkeyi yönetenler tarafından uygulanmaması takılmaması anlamına gelen durum söz konusu. Mecliste artık hiçbir anlamını yitirdi. Mecliste de resmen Yargıtay bir emir yolluyor meclis onu hemen uyguluyor böyle bir durum da söz konusu. Ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili bugün Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Verilmiş bir kesin hüküm yoktur. Bu durum açıkça Anayasa'nın başlangıç hükümleri ilah. 2. maddesine, altıncı maddesine ve 153. maddesine aykırıdır. Bunun yanında meclis başkanı başkan vekilliği yapan Bekir Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiği ortaya çıkmıştır. Meclis AKP tarafından mı yoksa tarafsız olması gereken meclis başkanı ve meclis başkan vekili tarafından mı yönetilmektedir? bu tümüyle ortadan kalkmıştır ve meclis başkanının tarafsızlığı da belli olmuştur. Milletvekilinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz. Parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da yine Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz. Ortada kesin bir hüküm yoktur. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama tümüyle hukuka aykırıdır. Ne meclis başkanının yurt dışında olması bizim için geçerli bir mazerettir ne de Bekir Bozdağ'ın bu kararı okuması tesadüfü bir durum değildir. Şehitler nedeniyle ertelemek zorunda olduğumuz bitingi meyakamız değerlendirecek, gününü, yerini ve şeklini belirterek ilan edecektir. Evet, şu saatlerde toplanmış olan MYK toplantısında bu konu da gündemde, bu konuda görüşülüyor ve belki 10, belki 11 Şubat'ta daha önce ertelenmiş ya da iptal edilmiş olan ve Tan Tandoğan'da yapılması planlanan Adalet mitinginin bu kez yapılmasına yönelik bir karar çıkabilir. Onu da takip edeceğiz. Yani önümüzdeki hafta sonu bir miting gerçekleşebilir. Daha önce iptal edilen miting biliyorsunuz şehitler dolayısıyla iptal edilmişti. O da bugün toplantının gündeminde yer alıyor. Oradan gelecek olan haberleri de size aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını belirleyecek. Önümüzdeki hafta 9'unda da yine bir aday belirleme toplantısı var. Daha sonra da belki hafta başı, pazartesi günü bunun aday tanıtımıyla ilgili de bir toplantının yapılması öngörülüyor. Onun ayrıntılarını size vereceğiz. Efendim geçelim Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara. Erdoğan tabii her seçim öncesi bu ve buna benzer açıklamaları hani kendi çevresindeki seçmenleri konsolide edebilmek için ya da işte kemikleştirebilmek için bir anlamda, tarikatları ve cemaatleri kendine tamamen bağlayabilmek için bir şekilde bu türlü açıklamaları yapar, artık alıştık şeklinde bir siyasetçilerin de yorumu var bu konuya. Ama tabii bu seferki çok ciddi. Bu seferki tamamen şeriatın cumhuriyet değerlerinin önüne geçebileceği, şeriata düşmanlığın, dinin dine de aynı zamanda düşmanlık anlamına gelebileceği şeklinde açıklamaları oldu. Daha da önemlisi Türk eşittir İslam şeklinde bir açıklama yaptı. Birazdan Tayfun Atay Hoca ile bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bir kez daha kulak verelim. Türk demek aynı zamanda Müslüman demek. Türklüğün Müslümanlık anlamına geldiğini iddia etti. Son dönemde sayısı artan şeriat yürüyüşlerine sahip çıktı. Yaşasın şeriat! Yaşasın şeriat! Kampanyanın ikinci kulvarında ise farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı vardır. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı din görevleri mezuniyet töreninde şeriat savundu. Şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine usumettir. Erdoğan şeriat yürüyüşlerine tepki gösteren baroları da hedef aldı. Hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelimeyi tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oldu. Burada gaye milletin mayasını bozmak. Cumhuriyet değerleriyle bağdaşmayan şeriatçılara sahip çıkan Erdoğan, şeriat karşıtı yurttaşlara ise lümpen faşistler dedi. Lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır. Yargıtay'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve sık sık leikli hedef alarak hilafet çağrısı yapan gruplar en son birkaç gün önce İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da şeriat bayraklarıyla şeriat sloganları atmıştı. Hayır, hayır, hayır. Tek devlet, tek ümmet olduğumuz hilafetle günleri özlemediniz mi? Hayır, hayır. Özellikle seçimler sonrası Erdoğan'ın e, belirlediği Yusuf Tekin'i bu göreve getirmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani sivil toplum kuruluşu olarak adlandırdığı cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokoller ortadaydı. 10 kadar dedi ama çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. O protokoller şimdi yenilenecek milli manevi kılıfı da üstüne getiriliyor. Yani diyorlar ki milli manevi değerleri ...önceleyen kurum ve kuruluşlarla... işbirliğini artırılması arttırılması gerekir. Dindar ve Kindar... ...nesil artık yetiştirilmeye başlandı... ...ve sonuna da gelindi. Hoş geldiniz hocam. Bir karikatür göstereyim size. O karikatürü de arkadaşlarım... ...şu anda gösteriyor. Şimdi İstanbul seçimlerine yönelik bir karikatür. Zafer çizmiş. İmamoğlu... ...yüzde 43 oranında oy alıyor. Bu karikatüre göre... Murat Kurum %39 civarında oyalıyor Ama o Murat Kurum'un aldığı yeşil sütunun üstüne bir sarık konuluyor. Yeşil renkte deniyor ki biraz da şeriat eklersek geçeriz onu. İşte bugünkü açıklaması ya da işte dünkü açıklaması Erdoğan'ın aslında amacı o şeriat gruplarını o hilafet çağrısı yapanların hepsini bir şekilde kendisine bağlamak galiba. Ne diyorsunuz? O ee, Acaba bu karikatür e, gerçeği bize verir mi? Yani o yüzde %39'da acaba İslamsız Türklük dediği noktada e, acaba orada bir eksilme olmaz mı? Onu da sormak lazım. Yani tabii espriyi anlıyoruz ve e, hoş, güzel e, ama tabii ki getirileri olduğu kadar götürüleri de olabilecek bir e, ifade kullandı. Çünkü Tayyip Türk Erdoğan Türk eşittir Müslüman dedi. Evet, Bera o zaman o zaman nedir ee, Osmanlıdan bu yana, geç Osmanlı döneminden bugüne gelen ve Türk sağının iki önemli kesitini kesimini oluşturan İslamcılık ve Türkçülük, Türk milliyetçiliği ve işte milli görüş çizgisinden devam ede gelen ve işte bir takım mutasyonlarla hala AKP'de varlığını sürdüren İslamcı ideolojik çizgi. Erdoğan diyor ki Türkçülüğü ben İslamcılık içinde eritirim, eritmeyi teklif ediyorum. Yani işte bin yıldır diyor, bin yılı aşkın zamandır diyor. Türk demek Müslüman demektir. Bunun ötesi yoktur. İslamsız Türklükten söz edenleri işte lümpen faşistler olarak tanımladı ve İslamsız Türklük aşamasını müzeci, müzelik ve folklorik olmakla küçümsedi. Böyle bir anlayış içinde oldu. Bütün bu söyledikleri Zeynel Bey Türkiye'de 1969'dan itibaren parlamenter siyasette de karşımıza çıkan Milliyetçi Hareket Partisi kurumlaşmasıyla karşımıza çıkan Türk milliyetçiliği ideolojisinin altına dinamit koymaktır. Onu uçurmaktır, onu patlatmaktır. Hemen şu notu geçelim. Biz burada hariçten gazel okuyoruz. Yani aslında bütün bu sözlerin muhatabı Türkiye'de Türk milliyetçiliğini benimsemiş çevreler, partiler... Onların liderleri ama tabii en başta Devlet Bahçeli. Yani bu söz, İslam'sız Türklük e, olmaz, bu olsa olsa müzeliktir, folkloriktir dediğiniz zaman buraya getirdim Muharrem Ergin'in kitabı, Orhun büyük deliri. Türkolog, Orhun Abideleri kitabı. Şimdi bunu yok saymaktır. Yani bunu müzelik saymaktır, folklorik saymaktır. Hadi denilebilir ki hani Orhun Abideleri'nin bulunduğu yerde işte bugün müze durumundadır falan ama Türkçülüğün önde gelen isimlerinden merhum Muharrem Ergin o böyle düşünmüyor. Bakın Orhun Abideleri onun e, çevirip sadeleştirip Türkçeleştirdiği bir metin ve bakın Orhun Abideleri'nin girişinde Orhun Abidelerini ne şekilde tanımlıyor? Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin, ilk Türk tarihi, devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri, Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün, büyük vesikası, Türk askeri dehasının, Türk askerlik sanatının esasları, Türk gururunun ilahi yüksekliği, Türk feragat ve faziletinin büyük örneği, Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Buna müzelik diyor, folklorik diyor. Devlet Bahçeli'ye armağan olsun, öyle diyelim. Tekrar e, göz atsınlar, baksınlar. Kimi reddediyor? Yani mesela Ziya Gökalp'i reddediyor. <laughs> Ziya Gökalp kim? Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin kurucu babalarından. E kimi reddediyor? Yusuf Akçura'yı reddediyor. Ki onunki sonuçta Ziya Gökalp İslam, Müslümanlık konusunda ve İslam kimliği, Müslümanlık kimliği konusunda bunu işte Türk milliyetçiliği içerisinde belli bir noktada varsayan bir Türkçü idi. Yusuf Akçura... Ondan daha laik, daha modern, batıdaki ulus devlet oluşumlarının karşılığı olan bir Türkçü. Şimdi bütün bunlar ama sonuçta Türk'ü, Türklüğü, Erdoğan'ın söylediği gibi işte bin yıl diyor. Nedir bu? Yani işte Karahanlılarla birlikte değil mi? Türklerin ilk Müslüman olduğu 10. Evet. yüzyıldır ama esas olarak kristalleşmesi ve Türklüğün Müslümanlıkla buluşması Selçuklu'yla karşımıza çıkar. Ve işte 1071 Malazgirt, Anadolu'nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması biraz Türkiye tarihini Müslümanlıkla özdeş sayan isimler, entelektüeller, düşünürler genellikle Malazgirt'ten başlatırlar. Yani e, tarih Malazgirt'ten başlar düşüncesi Yahya Kemal'de özellikle karşımıza çıkar. Çünkü onun için Malazgirt öncesi Türklüğün tarih öncesidir. Kablet tarih ifadesi kullanır. Oysa ki e, şey için Ziya Gökalp için Ergenekon'dur. Yani İslam öncesi bir Türklük var, bir Türk kimliği var. Bakın ee, neler söylüyor Muharrem Ergin ve burada kendince hani imliyetçi ideolojinin dayanağını çok çok daha eskilere yani Hunları da içine alacak olursak milattan öncesine kadar giden bir Türklük tarihinden, Türklük kimliğinden bahsediyor. Göktürkler evet. Tengri'ye inanıyordu. Evet. Tengri, Gök Tanrı ve onların inancında şamanizmin de yeri vardı. Ee, sonraki Türklerde Budizmin, Maniheizmin mesela Uygurlar Maniheistti bütün bunlar e, Türklüğün tarihinde İslam öncesine kadar geriye giden e, çok önemli kesitler şimdi bunları yok sayarak ne yapıyor? Milliyetçiliği İslamcılığa asimile ediyor bunu kabul ediyorlar mı? Devlet Bahçeli cevap versin yanı başında duruyor onun ittifak ortağı olarak duruyor. O cevap versin, onun cevap vermesi, onun halletmesi gereken bir sorun. Ama esas olarak Tayyip Erdoğan'ın söylemek istediği ne biliyor musunuz? İslamsız Türklük vurgusuyla kastettiği esas olarak laik Türklük, Türkçülük, laik Türk milliyetçiliği. Yani burada verilen mesaj özellikle genel seçimlerde de karşımıza çıktığı işte İyi Parti bünyesi biraz işte Zafer Partisi bünyesi Ümit Özdağ onların içerisinde yer aldığı bir e, laikliği esas alan bir e, Türklük e, kimliğini ve buna dayalı bir Türk milliyetçiliği ideolojisini benimsemek ama şimdi Bahçeli de bunun <laughs> karşısı. Ya Bahçeli acaba bunu nasıl kabul edebilir? Partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in soyadı İslam'sız Türklük döneminin içerisinde yer alan bir Türk kavminden geliyor. Türgişlerden ya da Türkeşlerden. Böyle bir kavim var. Bunların varlığına dayalı olarak alınmış bir soyadı sonuçta Türkeş'in soyadı. Dolayısıyla Bahçeli bütün bunları reddederek, pardon Tayyip Erdoğan bütün bunları reddederek aslında Bahçeli'nin cevaplaması gereken çok ağır ithamlarda bulunuyor. Çünkü onun dünyası esas olarak İslam tarihiyle özdeş. Nitekim o konuşmayı biliyorsunuz şeyde yapıyor. Diyanet Akademisi'nin mezuniyet töreninde yapıyor. Böyle bir Diyanet Akademisi açtıklarını e, biliyoruz, İşte 2022'de başladı, şimdi mezun verdiler. Bu da nedir? Belki buna da bir not düşmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 3 Mart'ta e, Diyanet'in kuruluşunun 100. yılı aynı zamanda. 3 Mart 1924'te kuruldu Diyanet. Atatürk tarafından kurulduğunda e, Diyanet'in amacı Türk Ulus Devleti ile uyarlı bir Dini ulusal sınırlar içerisinde İslam'ı var etmekti ve bunu yaparken de bir Türkiye İslam'ı hedeflenmekteydi. Diyanet bu amaçla kuruldu. Yani diyaneti kurarken Atatürk'ün niyeti İslam'ı Türklüğe bağlamaktı. Bugün yaptığı konuşmaya baktığımızda Erdoğan'ın e, Türklüğü İslam'a bağlamayı hedeflediğini görüyoruz. Elbette bu konuşmayı yaparken seçim e, stratejisi değişin içinde sonuçta biliyorsunuz önceki haftalarda işte siz de verdiniz burada ihlafet çağrıları yapanlar oldu. Şeriat yaşasın, şeriat eee nidaların atanları oldu. Bütün bunlar karşısında sessiz kaldı Erdoğan. Çünkü işte laiklik hassasiyeti söz konusuydu ve e, çok fazla bunları o dönemde savunur görünmedi. Fakat işte bu Diyanet Akademisinin e, etkinliği mezuniyet töreni, bunun için iyi bir fırsat oluşturdu. Çünkü biraz e, Tayyip Erdoğan nabza göre şerbet veren bir söylemle yol alıyor. Onu işte anıt kabirde e, şey deftere e, işte Cumhuriyet'in banisi Mustafa Kemal Atatürk'e başlayan ifadeleri kullanırken de görüyoruz. Yeri geliyor laikliği işte tehlikede sayan çevrelere güven veren ifadeler o ya da işte onun sözcüsü sayılabilecek isimler değil mi? Ahmet Hakan'ı hatırlatalım burada. Ama yeri geliyor işte burada da e, İslamcı muhafazakar kesimlerine bu ülkenin Diyanet Akademisi toplantısında, töreninde mesaj veriyor. Niçin? E bu insanlara ihtiyacı var. Yani yaşasın şeriat diye bağıranlara ihtiyacı var. Karikatür onu vurguluyor. Hani üstüne biraz da koyalım. Aslında acaba o e, karikatürdeki oran orada mı yoksa altta mı onlar? Yani alttaki e, zaten. zaten onlar orada. Zaten onlar orada. Onların oradan kopması, kaygısı karşısında bu lafları ediyor. Onu da vurgulamak lazım. Onların oradan kopma kaygısı karşısında bu sözleri sarf ediyor. E ama bir taraftan da içerisinden çıktığı ideolojik çizgi, ideolojik damarda böyle sözleri kökene döndüğü zaman, e, fabrika ayarlarına döndüğü zaman böyle sözleri ona ettiriyor. Çünkü hiçbir zaman... İslamcı ideoloji, milliyetçi ideolojiyle e, her zaman böyle hani e, sarmaş dolaş olmamıştır. Kanlı bıçaklı olduğu dönemler vardır. İslamcılık açısından esas olan ümmettir. Milliyetçilik kavmiyetçiliktir ve ümmeti bölen bir ideolojik pozisyondur. Milliyetçiler açısından da İslamcılık işte bir e, esas aldıkları, kimlik neyse o kimliği eriten, hiçe sayan onun varlığını bir şekilde yok sayan bir e, ideolojik basınçtır. İşte o basıncı burada görüyoruz. Diyor ki bin yıldır e, Türk olmak Müslüman olmaktır. O zaman Türk milliyetçiliğine ne gerek var? O zaman MHP'ye ne gerek var? O zaman Bahçeli'ye ne gerek var? Evet. Şimdi peki Aynı zamanda bu söylemi seçimlerden önce yapmış olması hani bazı alanlarda birlikte hareket edecek olsa bile yeniden Refah Partisi ya da Hüdapar gibi partilere oy kaptırmamak amacını da taşıyan bir söylem Tabii, çok olamaz doğru. mı? Çok doğru. Çok haklısınız. Çünkü hani burada eğer meydanı boş bırakırsa, o konuşmasını ben çok dikkatlice dinledim. Orada işte mezunlara konuşurken diyor ki hiçbir şey boşluk kaldırmaz. O yüzden o boşluğu sizler dolduracaksınız. İşte mezunlara diyor ki işte yeni nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Çocuklarımızı nakış nakış işleyeceksiniz. Ve orada çok çarpıcı bir söz sarf ediyor. Diyor ki... 14 asrı aşan İslam medeniyetinin bugünkü mirasçıları sizlersiniz. Şimdi bu esas tarih e, anlayışı Erdoğan'ın 14 asrı aşan İslam medeniyetinin bugünkü mirasçıları sizlersiniz. Aslında o başta söylediği Türk olmak, Müslüman olmak demektir falan bunlar aslında çok marjinal. Esas yani ana ekseni bakış açısının hareket noktası İslam tarihi ve kendi varlığını da kendisiyle birlikte olanların varlığını da İslam tarihiyle özdeş sayan bir anlayış. Tam da bu İslamcı ideoloji. Yani Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden erken dönem temsilcisi Mehmet Akif olan İslamcı ideoloji bu. Burada aslında Erdoğan ama işte sizin e, vurguladığınız gibi e, bir taraftan da e, onun hem MHP ile yaptığı e, ittifak ve bir şekilde Türkçü siyasi ideolojiye e, iktidar bekasını sürdüre bekası açısından duyduğu ihtiyaç elbette ondan daha radikal daha uçta İslamcı oluşumları partileri de şey yapıyor yani e, çekici hale getiriyor. Yeniden refah tam da böyle bir noktada. Hüdapar da böyle bir noktada. E, o noktada da işte bu tür mesajlarla e, onlara gidebilecek oyları da reis kendi bünyesine tutmaya dönük bir e, arayış içerisinde. Çünkü yarın bir gün biz Fatih Erbakan'dan işte o yaşasın şeriat diyenlerle de hilafet diyenlerle de bağdaşık Bağlaşık daha doğrusu ifadeler bulabiliriz. E burada da kendisi söyledi. Dedi ki şeriat dedi İslam'ın hayata dair kurallarıdır, kurallar bütünüdür. Bunu yok saymak dine husumettir diyerek aslında o zamanında sesini çıkarmadığı yaşasın şeriat sloganı atan çocuklara bir anlamda merak etmeyin arkanızdayım ya da işte onları savunan kitlesine merak etmeyin arkanızdayım diyen de bir mesaj verdi. Şimdi tabii şu anda içinde bulunduğumuz ortamda özellikle hani Anayasanın artık içe sayılması uygulanmaması e, ve Anayasanın bu uygulanmamasından kaynaklanan da Meclis'in de işlevini tamamen yitirmesi gibi bir durum söz konusu ve yeni bir Anayasa yapılması işte bu'nu fırsat bilerek söylemini sürekli dile getiren iktidar cephesi var. Şimdi şeriat kurallarının da normalde hayatımızda, yaşamımızda uygulanması gerektiği düşüncesinde olan evet. iktidar ve Erdoğan acaba o yeni anayasa dediği şeyi nasıl yapacak? Şeriat kurallarının da içinde bulunduğu bir anayasa hazırlığı mı var? Ne düşünürsünüz bu durumda? Ee, şöyle cevap vereyim yani varsa yoksa iktidar yani e, tek derdi yani Erdoğan'ın kafasındaki tek dert iktidarda kalmak, iktidarda kalmak mevzu bahis olduğunda eğer e, işte böyle bir hani şeriatın önüne açabilecek bir e, durum söz konusu ise iktidarda kalması açısından bu gerekli ise bunu da yapabilir. Ama iktidarda kalması için yani birlikte hareket ettiği oluşum ki burada Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı şeriatı teferruat saymaya da onu yönlendirebilir. Erdoğan'ın derdi şeriat değil. Erdoğan'ın derdi iktidar. Böyle olduğu için hele ki aradan bunca zaman geçti Hani İslamcılık açısından da İslamcı ideolojinin Türkiye'deki diğer temsilcilerinin bu 20 yıllık, 20 küsur yıllık iktidarını değerlendirirken Tayyip Erdoğan'ın ona en çok yüklendikleri noktanın işte o başlangıçtaki ideolojik pozisyondan çok sapmış olması, ne şeriatı ne İslamcılığı hiç mi hiç dikkate almayan bambaşka böyle bir zenginleşmenin, kapitalizmle hemhal olmanın içine girmişlik, ee, işte Türkiye'de dini de bir anlamda ticarileştiren, inancı da endüstrileştiren bir e, sürecin içinde olması, bütün bunlar zengin-fakir ayrımını Müslümanlık bünyesinde çok belirginleştirmesi, ee, yani din adına sınıfsal bir takım, dönüşümleri yaratmış olması, bir Müslüman zengin sınıf yaratmış olması, yoksulları da dini söylem üzerinden hala kendi yönetiminde tutuyor olması. Dolayısıyla bütün bunlar üzerinden Türkiye'de İslamcı ideolojiyi hala içtenlikle benimseyenlerin Erdoğan ve onun iktidarına karşı bir tutum içinde olduklarını, onu reddettiklerini biliyoruz. Yani eee İhsan Eli açık değil mi mesela hani evet. e, onu hatırlıyorum. Başka pek çok isim de var. Cemil Kılıç bu, var. Cemil Laniyatçı. Kılıç var. Yani bu bunun hani İslam'la da, İslamcılıkla da, şeriatla da bir ilgisi yok. Hangi şeriat? Yani şeriat bunların elinde oyuncak. Şeriat bunların dilinde oyuncak. Çünkü bu dinbazlık. Dinle oynayan bir siyasi e, aklın ve pratiğin söz konusu olduğu bir durum durum bu. Dolayısıyla hani burada e, işte anayasa değişikliği üzerinden eğer iktidarda kalmak için e, gerekiyorsa ve Türkiye'deki toplumsal muhalefet belli noktalarda onun iktidarını, varlığını tehdit eder noktaya geliyorsa e, gözünü karartıp böyle bir yolu seçebilir. Seçemez diyemiyorum. Sorunuzun cevabı kolay değil. Ama şunu biliyorum ki Erdoğan'ın önceliği şeriat değil, iktidardır. Ve bu nedenle de iktidar mevzubahis olduğunda şeriat Teferruat. gerektiğinde teferruattır. Gerektiğinde bir kaldıraç gibi düşünülebilir. Gerektiğinde de teferruattır. Lüzumsuzdur, kıyıya itilebilir. İşte burada bu sözler söylenir ama... Geri gelir denir ki burada kastettiğimiz işte dindarlar için dinin hükümleridir. Bir dindar buna uyabilir ama devlet başka türlü yönetilir. Bunları da duyarız. Çünkü bu çok yani alıştığımız bildiğimiz bir siyasi pratik ve figür. Şimdi tabii bütün bu söylemler hani bu ülkenin laikliğe bağlı, cumhuriyete bağlı ve çoğunlukta olduğunu bildiğim ve düşündüğüm Kesimi çok rahatsız ediyor tabii. Hani cumhuriyetin altımızdan yavaş yavaş kaymakta olduğunu düşünen çoğunluk var. Ama iktidarı değiştiremedi bir türlü evet. o, o çoğunluk. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Burada bir en azından bu iktidara bir ihtar, bir uyarı çıkması ümidini taşıyan bir muhalefet var. Ama muhalefete de bakıyoruz oldukça kendi içinde bölünmüş durumda hem hem de. Ee, ana muhalefet partisi sadece, e, Cumhuriyet Halk Partisi bile kendi içinde bölünmüş durumda. Evet. Ve e, çok konforlu bir alan yaratılmış durumda Erdoğan'a e, şu anda bulunduğu ortamda. Onun için çok rahat hareket edebiliyor. Ne düşünüyorsunuz, ne yapmalı muhalefet? Es Valla esas sorun bu. Yani işte meselenin diyelim, ne denir? Meselenin teli. <laughs> meselenin... <gülüyor> Bam teli muhalefet tabii Zeynel Bey. Yani bu tabloyu yaratan, bu cüreti yaratan bütün imkan alanını bu iktidara ve onun liderine muhalefet açtı. Daha önceki programlarımızda da bunu konuştuk. Türkiye'de muhalefet böylesi bir monolitik Türk-İslam sentezi ideolojisini 1980'lerde öne çıkan o ideolojiyi işte 2020'ler Türkiye'sinde kendi iktidarlarını sürdürebilmek için işte simbiyotik bir ilişkiye, birbirinden beslenen bir ilişkiye girmiş iki yaşlı isim. Bahçeli ve Erdoğan işlerlikte tutuyor. Ee, orada bir ama monolitik durum e, yakın zamanlara kadar söz konusuydu. Kendi düşüncemi bir anda şah düşme ihtiyacı duydum. Çünkü işte biraz önce konuştuğumuz gibi iktidar blokunda da aslında hani değil mi merkez kaç unsurlar ya kendini gösteriyor. Yeniden Refah öyle işte Hizbullah öyle yeri geliyor MHP'nin değil mi özellikle bu kaymakam imam e, meselesinde Diyarbakır'da farklı evet. bir ses yükselttiğini Bahçeli'nin görüyoruz. Ama her şeye rağmen sonuçta otoriteryan bir e, kültüre sahip olan siyasi terbiye içinde olan diğer taraftan da iktidarda olmanın tabii ki avantajıyla birlikte orada çok belirgin değil. Muhalefet ise genel seçimdeki yenilgi ve oradaki korkunç çöküş sonrasında elbette kendi içinde hezimet karşısında kendi içinde de bölünmüş durumda ee, CHP'yi söyleyecek olursak diğer muhalif partiler de birbirinden kopuk başka stratejilere yönelmiş durumda. Şimdi böyle olduğu zaman ülkede muhalefetin paramparça halde olduğu bir tablo, muhalefetin kendi derdine düştüğü bir tablo, ee, işte CHP'nin Kendisi için kale saydığı yerlerden bahsediyor. Mesela bunları duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Bu söylemden, e, muhalif medyada da çok yaygın bu söylem. E, kimse üzerine alınmasın yok, diye. Yok biz de kullanıyoruz e, Muhalif kaledi. medyada da yaygın bu söylem. Bunun anlamı şu yani bizim derdimiz bu kalelerden öteye gitmeyecek. Yani demek ki bir Türkiye meselemiz yok. Demek ki bir Türkiye derdimiz yok. Bir tür işte belli bir coğrafyada CHP dükalığı var ve o dükalık dükalık içerisinde belli kaleler var ve o kalelerde de bu dükalık içinde figürler, isimler, aktörler birbirleriyle kanlı bıçaklı hale gelmişler. Öyle programlar izliyorum ki yani sabah programlarından farksız Seda Sayan'ın, Esra Erol'un, Müge Anlı'nın programlarından farksız işte parti içinde onu tutan, bunu tutan isimler birbirleriyle horoz dövüşü içerisinde affedersiniz birbirine çemkire çemkire program yapıyorlar ve işte yani bir tür pornografik bir hazla da insanlar bunu izliyorlar. Yani bu durumlara düşülmüş olması, e böyle bir ortamda her şeyi söyler iktidar. Ne Türklük kalır ortada, ne laiklik kalır ortada, ne cumhuriyet kalır ortada, ne Atatürk kalır ortada. Her şeyi söyler. Yani CHP kendi içinde bu bu halde. Nereye çıkacağı belli değil. E i̇şte milliyetçi, laik milliyetçilik üzerinden siyaset yapma önerisiyle toplumun karşısına çıkmış İyi Parti. O da birçok kopuş şu bu yaşadı kendi içinde e, Kürt siyasi hareketi laik kürt siyasi hareketi onun partisi dem parti o kendine yeni bir yol çiziyor diyor ki kendince bundan önce hep ben fedakarlık ettim ve bu fedakarlığın sonucunda da benim oyum azaldı yani Onların da kendilerine göre bir yaptıkları bir hesap var. Ya yani bu hesap benim uyumun erimesine yol açtı. Demek ki böyle giderse yani CHP'ye çok kayıtsız koşulsuz destek atarak gidersem ben giderek partilik parti kimliğimi, ruhumu kaybediyorum. O da kendince var olma noktasında öyle bir strateji içerisinde bütün bunlar Muhalefetin bu iktidar karşısında belki derdi laik cumhuriyet olduğu söylenebilecek bu muhalefetin e, ya da işte parlamenter demokrasi olduğu söylenebilecek bu muhalefetin kendi içinde de e, bileşenleri arasında e, altılı masadan e, kopuştan sonra bir parçalanma içinde ama en önemlisi tabii ana muhalefet partisi daha da yani küçülme şeyin riskini barındıran bir iç çatışma, iç kavga içerisinde sürükleniyor. Saptamanız ne kadar doğru? Hani o sabah programlarına benzer <laughs> e, akşam e, tamamen CHP'nin konuşulduğu evet. e, ve birbirine çemkiren insanların evet. işte horoz dövüşü evet. yaptığı programlar oluşmaya başladı. Bu tabi e, çok evet. ciddi bir şekilde zarar veriyor hem tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem tabii. onun seçmenlerinin. De tepkisine neden olan tabii, bir durum. Tabii. Şimdi bu durumda e, önümüzdeki seçimleriyle noktalayalım. Yaklaşık bir beş dakikamız daha var. E, seçimler, yerel seçimler geliyor. Şun, şurasında iki ay, hatta çok daha az bir zaman kaldı. E, dolayısıyla şimdi İstanbul başta olmak üzere büyük kentleri e, yeniden AKP'nin elde etmesi şimdi söyleyemediği ya da yapmadığı icraatları seçimlerden sonra çok daha rahat yapabileceğinin işaretini Nasıl olsa bu halk bana oy veriyor. Nasıl olsa karşımda e, çaresiz ve beceriksiz başarısız bir muhalefet var. Nasıl olsa bu ülkede konforum yerinde diyerekten hareket edecek. Bunun karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerle yapamadığı ittifakı İstanbul İttifakı ya da Türkiye ittifakı olarak arama e, içerisinde. Yani halkın bilinçli oy vermesi beklentisi içerisinde. Ne diyorsunuz önümüzdeki iki ay içerisinde? Daha doğrusu seçimlerde nasıl bir tablo bekliyoruz? Yani seçimlerde bir kere Cumhuriyet Halk Partisi daha hala aday açıklayacak. Yani şu yaşadığımız şehirde, bulunduğumuz ilçede, Çankaya. Çankaya. bulunduğumuz ilçede kimin aday olduğunu bilmiyoruz. Yani Elbette bütün bunlar sonuçta işte dediğiniz gibi yani iki aydan az bir süre kaldı ve hala bu parti bütün enerjisini, bütün dinamizmini, bütün performansını seçimi kazanmaya dönük seferber edebilmiş değil. Yani ve bu bütün bunlar sonuçta işte en önemli yer İstanbul, İstanbul'u, İstanbul'un gerçekten çok büyük bir risk altına girmesine sebep oluyor. Sonuçta dediğiniz olabilir ve işte bu parçalanmışlık, bu dağılma ki bunun esas sebebi genel seçim sonucu. İşin bakıyoruz bir taraftan genel seçimi kaybetmiş, çoktan çekilmesi gereken isim hemen sonrasında bir kurultayla gitmiş isim. Duyuyoruz ki, görüyoruz ki sizin de sözünü ettiğiniz programlardaki e, savunulardan da işaretini alıyoruz ki e, bir taraftan da seçimden sonra bir e, başka kurultay Bu da işte <laughs> kurultay şey. bekliyoruz. Ya şimdi eğer Zeynal Bey zihninizde bunlar varsa seçimi kazanamazsınız. Bunlarla seçim kazanılamaz. Yani hani bir futbol takımını düşünün. Yani kendi içinde birbiriyle oyuncuların, yönetimin, yönetim içinde kliklerin, e sen bunu iyi bilirsin Fenerbahçeli olarak bir dönem hani Fenerbahçe'nin içindeki gruplar falan değil mi? Nelere yol açmıştır? Bu aynı bir şey. Ya yani bütün toplumsal oluşumlarda bu karşımızdadır. Ya yani şimdi böyle bir parti bir taraftan e demek ki bazıları seçim kaybedilsin arzusunda. Zaten o sözünü ettiğiniz programlarda hissediyoruz, fark ediyoruz. Yani kaybedilmesini istiyorlar. Ekrem İmamoğlu kaybetsin istiyorlar. Çok net. Yani bunu söylemek durumundayız. O programlardan edindiğiniz izlenim mi bu? E tabii. Yani kaybetsin, kaybettikten sonra bunun da defterini dürelim. İşte şöyle yanlış yaptı da böyle yanlış yaptı da bır 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 konuşuyorlar. Sonra tekrar kurultay e zaten 2028'e kadar bu gider. E o zaman da e, Tayyip Erdoğan ancak o da kendi bünyesindeki merkez kaç e, huzur kaçıracak e, yapılarla uğraşır. Yani e, sonuç ne olur e, kaybedilirse eğer e, kaybedilmemesi için gerekenin yapılması. E, söz konusu. Ama bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı muhalefet? Bilmiyoruz. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Dem Parti kendisi diyor ki artık ben bundan sonra kendime bakacağım. Kendi dünyam içerisinden çözüm arayacağım. E, bu da var ortada. Zor bir döneme giriyoruz. Evet. Yani iktidarın önü açık. bunu e, Görüyoruz. Görüyoruz yani iktidarın önü açık. E, ama buna rağmen sonuçta işte esas olan İstanbul. Yani ben şunu da söyleyeyim. Hani diğer büyük şehirler umurunda değil Tayyip Erdoğan'ın. İstanbul. İstanbul. Çünkü İstanbul demek mali açıdan, ekonomik açıdan Türkiye demek. Evet. O İstanbul'u düşünüyor. Sembolik anlamı da onun için çok önemli. Onun iktidarı orada başladı. Evet. Yani o 30 yıldır iktidarda. Öyle. Onun başlangıcı İstanbul. O yüzden işte bunu geri alma derdinde bu koşullarda muhalefetin bu hali işte İyi Parti, Dem Parti, CHP'nin bu kendi içindeki parçalanmışlığı kaybetsin seçimi diye Uğraşanlar. dua eden uğraşan CHP'liler, bütün bunlardan yani çok da yani şey gözükmüyor tablo parlak gözükmüyor. Ha o zaman Tayyip Erdoğan sonraki süreçte kendi iktidar bünyesinde işte Türkçü milliyetçi bileşen daha radikal uç bir İslamcı siyasete Türkiye'yi getirmek isteyen yeniden refah kendince işte bir Kürt İslam sentezi anlayışıyla hareket eden bir Hüdapar, bütün bunlarla ve bu arada işte güzel güzel uykuya yatmış Işidin Yeniden uyandığı şu günlerde IŞİD ve diğer pek çok e, meseleyle kendi evet. iç iktidar mücadelesine rahat rahat muhalefetsiz bir Türkiye'de e, ha, devam edecektir. Manşet atalım. Ya manşeti Orhun Abideleri üzerinden yine tamam. şöyle atmak istiyorum. Burada benim e, çok e, dikkatle okuduğum bir kitaptır. Çok çarpıcı bir ifade vardır. Kültig'in abidesinde geçiyor sanıyorum. Orada önce istersen o Türkçe formuyla okuyayım. Öt tenri yaşar, kişi oğlu kop ölgeli törümüş. Yani. Ne demek? Zamanı tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Sözün güzelliğine bakar mısın? Zamanı Tanrı yaşar. Tengri. Tengri. Yani öyle bir noktaya geldi ki 40 yıllık hayatını hep işte sol soldan dünyaya bakmış adam bile Türk milliyetçiliğini neredeyse onun sözcülüğünü yapar hale getirdiler. <gülüyor> yani <gülüyor> Allah da onların ne diyelim iyiliğini versin. O zaman manşet şu. Türklük İslam'la başlamaz. Türklük Tengri evet. ile başlar. Türklük Tengri ile başlar. Çok teşekkürler hocam. İyi hafta sonlarız size de. Değerli İyi izleyiciler şeyler. bu haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren birlikteyiz. Pazartesi günü saat 16'da